Merhaba arkadaşlar, ben Gökmen. Bana soru ve görüşlerinizi iletin. İyi seyirler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konum sizlere Photoshop yardımıyla PNG yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Araştıranlar da aslında PNG yapmak az çok nedir bilir. İşte ben de bir değinecek olursam arkadaşlar, işte internet için geliştirilmiş resim türüdür. Ya bu resim türünde bizim asıl amacımız arkadaşlar, ben şimdi Photoshop programına girerek anlatacak olursam hem bir yandan açayım. Bu bizim arka planda ekranda görmüş olduğunuz bardağı arka plandan ayırıp sadece bardak olarak olup başka bir resme eklemektir arkadaşlar. Mesela şimdi diyorum ben, bu da ikinci resmimiz. Ben buraya ekleyeceğim onu. Arkadaşlar bizim öncelikle tabii hani bunu arka plana ayırmak için buradaki şekil seçiciyi alıyoruz arkadaşlar. Ben alt tuşuna basıp bir de mouse'un yuvarlağından ittirerek resmi büyütüyorum. Ve ben bazen arkadaşlar göreceksiniz de böyle içini seçenler de oluyor. Değişen bir şey olmuyor aslında. Ben düzgün seçebiliyorsanız arkadaşlar burayı da seçebilirsiniz. Mesela atıyorum ben yanlış yaptığım zaman da Ctrl Z'den geri alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar mesela ben böyle seçeyim. Biraz böyle seçtiğinizi varsayalım sizin de. Ama tekrar olmuyor. Benim aslında böyle seçenler de arkadaşlar sağ tık yapıp işte seçimin tersini seç diyerek tekrar dışarı seçiyorlar. Aslında bana göre hani bir farkı falan olmuyor arkadaşlar. Şimdi eğer zaten arka planı silmek istiyorsak şuradaki kilit tuşunu kaldırmamız gerekiyor. Ben katmanı kaldırdım. Şimdi ben seçimi kaldırıyorum ve mesela dıştan seçmeye başlıyorum. Bana göre dıştan daha kolay oluyor. Tekrar başlayayım. Şimdi mesela silgiyi alıyorum. Alayım silgiyi. Gördüğünüz gibi zaten az çok bu damalı yeri herkes tanır. Mesela burası benim kaldı şu an. Ben daha da yaklaştırarak burayı da silmek istiyorum. Şimdi buraya da zaten yaklaştırdığın zaman ne kadar yaklaştırırsınız arkadaşlar o kadar iyi ki olan yerleri o kadar çok seçebilirsiniz. Tabii bakalım ben şimdi silgi büyük olduğu için tabii ki buradan tekrar küçültüyoruz. Ben siliyorum. Şimdi arkadaşlar resmi küçültecek olursam gördüğünüz gibi zaten arka plandan bardağı ayırmış olduk. Ben bunu diğer bir resme ekleyecek olursam. Şimdi zaten bardak bu resme göre büyük. Ctrl T tuşuna basıp bunu küçültüyoruz. İstediğiniz gibi her türlü olabilir arkadaşlar. Ya şu an en ufak şekliyle bu. Ama eğer hani bilgisayarınız diyorum şekliniz masa uygun olsun, başka bir resme uygun olmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar şuna basarak işte bardağı nasıl istiyorsanız arkadaşlar ona göre kıvırabilirsiniz. Yani daha gerçekçi olması açısından söylüyorum ben. Sizin tabii yani ben şu an ufak bir resim yaptım. Az çok da zaten yani uydu gibi bir şey diyelim. Siz daha çok çalışmalar sonucunda daha güzelleriniz yapacağınıza inanıyorum. Arkadaşlar zaten hani siz ben şu an bir tanıtma videosu bu. Basit hatlarıyla PNG yapmak bu kadar. Bu video hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için videonun altına bakmanız yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.